Nitekim demin deneyici ve akılcı yaklaşımdan söz ettiğimizde, bilimin kaynakları ile ilişkilendirdiğimizde bu okulları temsil eden iki temel akım var. Rasyonalizm ve ampirizm diye. Rasyonalizm, bilimin kaynağı olarak aklı öne çıkarıyor. Yani aklı duygusal algılardan bağımsız olarak bir bilgi kaynağı olarak öne çıkarıyor. Öte yandan ampirizm ise duygu ve deneyimleri bilgi, temel bilgi kaynağı olarak görüyor. Yani gözlenebilen, elle tutulabilen, daha maddeyi öne çıkaran bir yaklaşım ve temel olarak da bunu ele alıyor. Biraz önce de söylemiştik, bu yaklaşımda metafiziğe yer yok. Yani bilimsel açıklama söz konusu olduğunda maddeye dayanmayan, metafiziğe dayalı çözümler bu işin içerisinde yer almıyor. Bu okullar, yani deneyici akılcı yaklaşım ya da rasyonalizm, ampirizm yüzyıllar boyunca aynı zamanda bilimcilerin sorunlara nasıl çözüm bulduklarındaki temel yaklaşım ola gelmiş. Bunlar da herkesin bildiği tümden gelin ve tüme varım yaklaşımı. Tümden gelin, genel doğrulardan hareket ederek karşılaştığımız özel bir sorunla ilgili olarak akıl yürütüp bir sonuç çıkarmaya dayanıyor. Çok bilinen bir örnektir. Aristo mantığı diye zaman zaman aynı zamanda eleştirmek için de kullanılır. Ama bu zamana kadar bu sorunlar bu şekilde çözüldü. Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. O zaman onu da daha öncekilere dayanarak tümden gelin yoluyla çözebiliriz biçiminde. Oysa bunun karşılığı olan Francis Bacon'ın tüme varım yaklaşımında ise ortada genel doğrular yok. Tek tek bir takım olayları, örnekleri gözlüyorsunuz ve bunlara dayanarak belirli bir genelleme yapmaya çalışıyorsunuz. Yani biraz önce verdiğimiz trafik örneği açısından bakacak olursanız, diyelim ki hızla kaza yapma riski arasındaki ilişki açısından bakıyoruz. Eğer kazalar hep ya da büyük bir çoğunlukla yüksek hızlarda giderken oluştuysa, bu bireysel gözlemlere dayanarak diyoruz ki iyi, o zaman belirli bir hızın üzerinde giderseniz daha fazla kaza yapma riskini göze alıyorsunuz demektir diye bu şekilde tüme varım yoluyla bir genellemeye varmış oluyoruz. Nitekim araştırma yöntemleri kitaplarında bu tüme varımla tümden gelim arasındaki gidiş geliş bir döngü olarak gösterilmiş durumda. Çünkü sorunları sadece tüme varım yoluyla ya da sadece tümden gelim yoluyla çözmek mümkün değil. Evet, daha önceki doğrulara dayanarak acaba bunu da bu şekilde çözebilir miyiz biçiminde bir yaklaşım da olabilir. Ama biraz önce söylediğimiz gibi daha önce hiç bilinmeyen bir konuda toplanan tek tek örneklere dayanarak da pekala bazı ampirik genellemelerde bulunabiliriz. Dolayısıyla bu döngü aslına bakılırsa spesifik bir yerden başlamıyor. Yani evet, tümden gelim yoluyla çözecekseniz o zaman ortada belirli bir kuram olması lazım. O kuruma dayanarak sizin bir denence geliştirmeniz lazım. Ve bununla ilgili olarak gerçek dünyada gözlemler yapıp elinizde bulunan sorunun çözümünün de daha önceki kuramlarla çözülüp çözülemeyeceği konusunda bir sonuca varabilirsiniz. Ama bu döngüye pekala alttan, yani bireysel gözlemlerden de başlayabilirsiniz. Belirli bir şeyler meydana geliyor. İşte diyelim ki son zamanlarda ülkemizde ya da İstiklal Caddesi'nde görülen gençlik çeteleri olayını düşünün. Bu Türkiye'nin 5-10 yıl öncesine kadar pek aşina olduğu bir sorun değil. Acaba kaynağı nedir? Yani neden birdenbire kapkaç olayı gündeme geldi? Dolayısıyla bununla ilgili daha önce geliştirilmiş bir kuram olmayabilir.
daha önce geliştirilmiş, doğru kabul edilen bir şey olmayabilir. Ama tek tek gözlemleri yapmaya başladıktan sonra diyebilirsiniz ki işte işsizlik, eğitimsizlik vesaire bunlara neden oluyorsa eğer, o zaman sizin bu tek tek olaylardan hareketle pekala çete ya da kapkaç olayı ile ilgili ampirik bir takım genellemelere varmanız mümkün olabilir. Dolayısıyla burada aslında bir döngüden söz ediyoruz ve yeri geliyor tümden gelime dayalı olarak siz araştırmanızı yönlendirebiliyorsunuz. Yeri geliyor tüme varım ama bu kesin sınırlarla birbirinden ayrılan bir şey değil. Biraz önceki slaytta önceden bir takım kuramların geliştirilmiş olması, genel doğruların olması gerekir demiştik. Kuram ya da teori bir takım olguları veya olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal bir sistem. Yani kuram dediğimiz zaman örneğin görevlilik kuramı ya da evrim kuramı dediğimizde bizim dünyayı anlamamız için geliştirdiğimiz bir kavramsal sistemden söz ediyoruz demektir. Evet, ilk öne sürüldüğünde belki bütün gerçekliği açıklamaktan uzak olabilir. Nitekim Newton mekaniği söz konusu olduğunda diyelim ki daha önce de söylediğimiz gibi en azından o zamana kadar gökbilimle ilgili şeyleri açıklamak için geldiğimiz en iyi noktaydı ama örneğin daha sonra Einstein tarafından geliştirilen görevlilik teoremi, kuramı pekala bu Newton kuramının açıklayamadığı şeyleri daha iyi açıkladığı için daha geçerli bir kuram haline geldi. Aynı şekilde toplumsal bilimlerde de çeşitli kuramlar geliştiriliyor. Ders ilerledikçe bu kuramlarla ilgili örneklerimiz de kuşkusuz artacak. Dolayısıyla kuram dediğimizde aslında ampirik gerçeklikle ilgili mantıksal olarak birbiriyle ilişkili bir dizi önermeden söz ediyoruz. Yani örneğin insanın gelişimiyle ilgili, örneğin suç işlemeyle ilgili, örneğin ekonomideki yararcılık teorisiyle ilgili. Dolayısıyla bunların her biri olayları açıklamak açısından bir dizi bileşeni olan kavramsal sistemler. Dolayısıyla bunu kuram olarak adlandırıyoruz. Kuram dediğimizde bilim çevreleri dışında bazen şöyle bir görüş de olabiliyor. Ya kuramsal bir çalışma. Dolayısıyla çok fazla itibar etmemek lazım. Hayır, bu doğru değil. Kuramsal çalışma demek ayağı yere basmayan, herhangi bir temeli olmayan çalışma demek değil. Aksine kuram bize gerçeklikle ilgili üzerine basabileceğimiz bir sıçrama tahtası, olguları, olayları açıklamak için bir fırsat yaratan bir dizi önerme olarak görülmek durumunda. Dolayısıyla bu yönüyle kullanımının en azından bizim derslerimiz açısından doğru bir kullanım olmadığını söylemek zorundayız. Yani kuramsal çalışmalar daha az değerlidir. Çünkü ayağı yere basmaz, uygulamalı çalışmalar ise daha değerlidir gibi bir yaklaşım temelde çok doğru bir yaklaşım değil. Peki toplumsal kuram ne? Yani sosyal bilimlerle ilgili kuram dediğimizde ne anlıyoruz? Biraz önceki örneklerde gökbilimle ilgili, fen bilimleriyle ilgili kuramlardan söz ettik. Toplumsal kuram dediğimizde de toplumsal dünya, içinde yaşadığımız dünya hakkındaki bilgileri özetleyen, düzenleyen ve toplumsal dünyanın gruplar arası ilişkilerin, insanlar arası ilişkilerin nasıl işlediğini açıklayan gene birbiriyle bağlantılı bir kavramsal sistemden söz ediyoruz demektir. Bir örnek verelim kuramın ne olduğunu daha iyi açıklamak için. Diyelim ki bizim toplumumuzda da son zamanlarda çok sık gündeme gelen aile içi şiddet ya da daha spesifik söyleyecek olursak kadınların şiddet görmesi. Şimdi aile içi şiddetin önlenmesi konusunda sosyal bilimlerde değişik yaklaşımlar söz konusu. Ve aile içi şiddetle karşı karşıya kalmış olan bir
kişiye karşı polisin seçenekleri de söz konusu. Örneğin geçenlerde gazeteye yansıyan bir olay vardı. İşte Alman gelin döndüğe kocası dayak attı ama polis sen evli bile değilsin diye yardım etmedi biçiminde. Şimdi burada polisin seçeneklerinin neler olduğuna bakacak olursak, polis böyle bir durumda bunu ailevi bir sorun olarak görüp eşi, karısını eve gönderip ya kol kırılır yen içinde diyebilir. Bu bir yaklaşım. Nitekim maalesef bizde baskın bir yaklaşım polis açısından. Ya da arabuluculuk yapılabilir. Ya bak sen iyi çocuksun, bir daha bunu yapma. Yani eşine ya da partnerine bu şekilde bir eski deyişle nasihat verebilir. Ya da bunu bir suç olarak görüp şiddeti yapan tarafı doğrudan cezaevine gönderir. Şimdi bunlar karşı karşıya olduğu seçenekler polisin ama kuşkusuz toplumsal kuram açısından bakıldığında burada belki de tek bir yaklaşımdan söz etmiyoruz. Nasıl? Farklı iki yaklaşım var. Polisin bu seçeneklerden hangisini aslına bakılırsa diğerinden daha üstün tutması gerektiği konusunda. Bunlardan bir tanesi ekonomik kökenli olan caydırma kuramı. Yani eğer siz suçu cezalandırırsanız böylece bir daha aynı suçu işlemez o kişi. Ekonomiden kaynaklanıyor derken yani ne bileyim size daha iyi getiri getirmeyecek olan şeylere yatırım yapmazsınız. Size getirisi olacak olan şeylere yaparsınız. Neden? Çünkü aksi takdirde zarar edersiniz. Bundan zarar ettiğiniz için de o yöne gitmezsiniz. Bunu caydırma kuramı olarak adlandırmışlar. Ama bunun tersi bir görüş de söz konusu. Eğer siz insanları suç işlediler diye cezaevine tıkarsanız onları damgalamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu damgalamadan sonra da o kişi toplumda istenmeyen kişi ilan edilmiş oluyor. Dolayısıyla yapabileceği bir şey kalmadığı için de tekrar suç işlemeye yöneliyor biçimde. Nitekim bizim toplumumuzda da bununla ilgili daha önceki dönemlerde bir takım tartışmalar olmuştu. Yapılan çalışmalarda örneğin bizde çok sık af ilan edilir. Eğitim affı, kriminal aflar falan. Afla çıkan kimselerin yaklaşık %40'ının tekrar suç işleyerek cezaevine döndüğü söylenir. Her neyse burada gördüğünüz gibi aile içi şiddetle ilgili birbiriyle yarışan iki tane kuram var. Bunlardan bazı kişiler birine itibar ederken ya da bazı toplumlarda bu kuramlardan birine daha çok itibar edilirken bir başkasında daha az itibar edilebilir. Nitekim bu slaytta iki kuramın aile içi şiddete yaklaşımı açısından, kuramsal yaklaşım açısından nasıl bir neden-sonuç ilişkisi kurulduğunu, nasıl bir süreç izlendiğini görebilirsiniz. Adını koymak gerekirse burada caydırma kuramı ve damgalama kuramı aslına bakılırsa daha genel iki kurama dayanıyor. Bunlardan caydırma kuramı, demin sözünü ettiğimiz ekonomiyle ilişkilendirdiğimiz rasyonel seçenek kuramı ile ilgili, öte yandan damgalama diye adlandırdığımız ise simgesel etkileşimcilik diye bilinen kuramla ilgili. Peki nedir bu iki kuramın genel olarak olayları açıklamak için kullandığı yaklaşım? Rasyonel seçenek diyor ki insanların davranışı hareketlerinin maliyet yararıyla şekillenir. Bunu eğer ekonomiye uygularsanız dersiniz ki ya işte yatırım yapacaksınız, zarar edeceksiniz, edeceğiniz alanlara yatırım yapmazsınız. Bunu bir öğrencinin ders çalışıp çalışmamasıyla ilişkilendirirseniz öğrenci eğer çalışmadığı zaman kalacağını düşünüyorsa o zaman derslerini çalışıp dersleri geçer diyorsunuz. Bunun karşıtı olarak düşünülebilecek simgesel etkileşimcilikte ise insanlar nesnelere, davranışlara ve diğer insanlara simgesel anlamlar yükler. Yani siz dış görünüşüne bakarak o kişinin davranışları, durumu vesaire hakkında bir takım sonuçlar çıkarırsınız. Bu iki kuramsal varsayımdan hareket ederek aile içi şiddet olayına dönecek olursak
Ha, o zaman caydırma kuramı rasyonel seçenek açısından yorumlandığında diyeceğiz ki eğer bir eylemin yararı zararından fazlaysa insanlar suç işliyor. Bunun örnekleri çok. Yani siz yaptığınız bir işin cezalandırılmayacağını biliyorsanız o zaman suç işliyorsunuz. Elbette bunda pekala başka felsefi sorunlar da yok değil. Yani işte ne bileyim çalmak iyi bir şey, etik bir şey değildir. Ama yani yararı bana zararından daha fazlaysa niye çalmayayım? O zaman beni önleyen şey nedir burada? İşte caydırma kuramının dediği o zaman onun yararının daha az olduğunu gösterirseniz insana o zaman çalmayacaktır ya da karısını dövmeyecektir. Yaklaşım bu. Damgalama kuramı ise söylediğimiz gibi suç işleyenin bir kez damgalanması onun daha fazla suç işlemesine yol açacak. O zaman biz bu iki yaklaşımdan kriminolojik açıdan olaya baktığımız zaman şöyle bir neden sonuç ilişkisi kuruyoruz. Tutuklamanın aile içi şiddete ilişkisiyle ilgili olarak şiddet uygulayan eğer bunun maliyetini tutuklanarak, cezaevine girerek görüyorsa o zaman tekrar karısını dövmez. Öte yandan damgalama kuramı ise diyor ki eğer şiddet uygulayanı bir kez damgalarsanız o zaman bu kişi daha da sık aynı suçu işlemeye devam eder. Bakın burada kesin doğrulardan söz etmiyoruz. Nitekim nadiren toplumsal kuramlarda, toplumsal araştırmalarda kesin doğru diye bir şey söz konusu. Ama nedir? Genel nüfusun çoğunluğu için eğer ya da bir grubun çoğunluğu için geçerli bir neden-sonuç ilişkisinden söz ediyorsak yapmaya çalıştığımız şey bu ilişkiyi ortaya çıkarmak. Gördüğünüz gibi kuramsal yaklaşım pekala daha sonraki sorunları nasıl çözebileceğimiz konusunda da bize bir bakıma yol haritası oluşturuyor. Kuramla ilgili yakından bilinen bir diğer kavram da paradigma kavramı. Paradigmayı bazen dünya görüşü olarak kullanan bilimciler de var. Yani paradigma dediğimiz zaman gözlemlerimizi ya da akıl yürütmemizi düzenlemek için kullandığımız temel modellerden bahsediyoruz. Biraz önce suçla ilgili bu tür kuramların nasıl kullanılabileceğini söyledik. Ama bunun yanı sıra çok değişik paradigmalar söz konusu. Örneğin diyelim ki son zamanlarda feminist paradigma öne çıkıyor. Kadınlarla ilgili sorunları çözmek için kullandığımız. Ama bunun yanı sıra pekala yapısalcılık gibi Marksizmin dayandığı temel dayanak olarak çatışma ile ilgili paradigma belli başlı örnekler olarak verilebilir. Yani biz olayları hangi bakış açısıyla, hangi dünya görüşüyle açıklamaya çalışıyoruz? Şimdi daha açık bir örnek vermek gerekirse, örneğin günümüzde şampuanların üzerinde bile ne bileyim işte bu şampuan üretilirken hayvanlara işkence edilmedi, kötü davranılmadı diye bir yaklaşım var. Günümüzdeki tıbbi araştırmalardaki paradigmatik yaklaşım bu. Yani deney yaparken kimse zarar görmesin ama bakın 1930'larda yapılan tıp araştırmalarında pekala doktorlar o zaman çözümü bilindiği halde sifilis hastalığı olan bir grup hastaya ilaç verip diğer grubu o hastadan yoksun bırakarak da bilimsel araştırma yapabiliyorlardı. Bu ne demektir? 1930'lardan bu yana araştırma süreçleriyle nasıl yapılacağıyla ilgili paradigma değişti. Bundan sonra insanlara, deneklere, yani onların istemeyeceği şeyleri yaptırarak araştırma yaparsanız bunların artık sonuçları kabul edilebilir sonuçlar değil anlamına. Dolayısıyla burada birkaç paradigma olarak adlandırılan paradigma görüyorsunuz. Örneğin pozitivizm gibi, yapısal işlevselcilik gibi, akılcı nesnellik gibi, demin sözünü ettiğim çatışma paradigması ya da feminist paradigma gibi. Peki bilimsel yöntem nedir? Bilimsel düşünceyi tanımlamıştık. Bilimsel yöntem
açık seçik, denetlenebilir, yansız, eleştirici, düzeltici, deneyici, seçici, akla uygun, duyarlılığı yüksek, olgusal düzeyde bilinen en güvenli sorun çözme yöntemi. Bilim üretmenin de bir yolu bilimsel yöntem. Demin gördüğümüz tüme varım, tümden gelim döngüsündeki bütün adımları yeri geldiğinde kullanan bir yöntem. Elbette buradaki tanımda açılabilecek birçok kavram var. Açık seçiklik, denetlenebilirlik, yansızlık gibi. Hepsi üzerinde ayrıntılı olarak konuşamayız ama örneğin denetlenebilir dendiği zaman bir başka kişi de aynı yöntemi izleyerek aynı sonuçlara ulaşabiliyor mu? Bundan bahsediyoruz. Yansızlık dendiği zaman araştırmacının belirli bir konuda sahip olduğu görüşlerin araştırma sürecinin gidişatını engellememesi demek. Seçicilik, akla uygunluk, deneyicilik bunlar da gene kolayca belki de çıkarılabilecek sonuçlar bilimsel yöntemle ilgili olarak. Ama vurgulamamız gereken şey en güvenli sorun çözme yöntemi. Yani daha önce gördüğümüz geleneklere, göreneklere dayanarak sorun çözme ya da otoriteye dayanarak sorun çözme ya da hukuka dayanarak sorun çözme ile karşılaştırıldığında bilimsel yöntem en güvenli sorun çözme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bilimsel yöntem aynı zamanda bilim yapanların bilgi üretmek ve değerlendirmek için kullandığı fikirler, kurallar, teknikler ve yaklaşımlar anlamına geliyor ki biz bu kuralları, yaklaşımları ve fikirleri yeri geldikçe diğer derslerimizde açacağız. Yani nasıl hipotez oluşturulur, nasıl hipotezler test edilir gibi.